Merhaba arkadaşlar. Bir soru, bir yorum serimize devam ediyoruz. Bir bitki biyoloji sorusu var arkadaşlar. Ona bakacağız bu akşam. Bu arada arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayalım. Soruya bakalım arkadaşlar. Diyor ki yukarı şekilde bir bitkiden alınan diyor. Özdeş iki yapraktan diyor. X ile gösterilen diyor. Üst yüzeyi diyor. Y ile gösterilen ise diyor. Alt yüzeyi mumsuz bir tabaka ile örtülmüştür. 40 santigrat derece karanlık bir ortamda 1 saat bekletildikten sonra diyor tartılmış. Tartıldıktan sonra Y'nin daha ağır geldiği görülmüş. Şimdi arkadaşlar burada tabii yapraklar özdeş. Her şeyler aynı yani. Sadece bir tanesinin üst yüzeyini mumsuz bir tabakayla kapatmışız. Kutu kula gibi düşünün bunu yani. Su kaybını engelliyor ya bu mumsuz tabaka. Diğerini de alt yüzeyini kapatmışız. Şimdi arkadaşlar bu Y daha ağır geldiğine göre demek ki X ne yapmış? Daha fazla su kaybetmiş terlemeyle. Ha, bakalım arkadaşlar. X'in neresini kapatmışız? Üst yüzeyini. Daha fazla su kaybettiğine göre demek ki arkadaşlar bu bitkinin yaprağının alt yüzeyinde daha fazla stoma var. Bakın alt yüzeyde üst yüzeye göre stoma sayısı fazla. Şimdi hangi bitkide yaprağın alt yüzeyinde stoma sayısı fazla olur? Arkadaşlar kura korten bitkisinde olur. Doğru. Stoma sayısı yaprağın üst yüzeyinde daha çoktur diyor. Yanlış. Yaprağın üst yüzeyinde diyor zamanla diyor periderm oluşur diyor. Arkadaşlar yaprakta epidermis bulunur. Yani periderms olmaz. Epidermis olur diyebiliriz. Periderms arkadaşlar gövdede falan bulunur biliyorsunuz. Odunsu bitkilerin gövdesinde falan bulunur. Yaprakta bulunmaz. Epidermis olur yaprakta. Cevabımız ne oldu? Adana mı oldu? Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere.